çalışarak çalışarak gelince hem kolay hem zor. Ya böyle bir yeri açıp da okusak ne kadar kolay iş ya. Böyle bir şey açmak tıkır 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 5-6 sayfa oku. Sadakallah lazım ve el-Fatiha devallah. Hakikaten zor yani. Bak burada da not alıyorsun. Ne yapalım? Şimdi 240. Az billahi min şeytanu recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak istikametten ayırmasın. Bizi bizi bırakmasın. Bizi bize bırakmasın. Kardeşler e, esbabın tesiri var mı? E, esbab ile muhsebebat sonuç arasındaki ilişki ile alakalı yerler okumak istiyorum böyle. Allah muvaffak eylesin hepimizi. Şimdi bir yer okuyorum. Sen mevcutsun. Kendinden pergelik insana koymuş. Eğer kadiri ezeliye kendini versen bir kibri çakar gibi hiçten yoktan bir emirle hadsiz kudretiyle seni bir anda halk eder. Eğer sen kendini ona vermesen belki esbabı maddiyeye ve tabiata isnat etsen o vakit sen kainatın muntazam bir hulasası. Yani e, insan bir şey bir şeye yakıştırması, vermesi e, cehalet, ya cehaletindendir ya ilmin zirvesindendir. Veya tanımıyor yani cehaletinden. Şimdi insanı esbaba veriyor. insanı tanımadığı için. Mesela çok soruların cevabı şöyle söylüyorum hatırlarsınız. Bir insan niye namaz kılmıyor? Bir insan niye Allah'tan korkmuyor? Bir insan niye sahtekarlık yapar? Niye bir insan niye evde zulüm yapar? Ne sorarsan sor Selahattin. Cevabı şu. İnsan kendisini tanımıyor. Tanısa yapmaz. Tanısa yapmaz. Mümkün değil. Şimdi esmaba bakıyor. Anne baba, fasulye, domates, ekmek ve insan. İnsanı bedenen zannediyor. Et ve kemikten zannediyor. İnsanı öyle biliyor sebep de bu. İşte su, anne baba, fasulye, domates, ekmek işte. Ama insan denince ne anlıyor diye sormak lazım. Senin anladığını anlamıyor. Mesela Avrupa'da da, burada da soruyorum. Şimdi diyorlar ki Avrupa şu filozof diyor, dinsiz diyor. Kilise hücum etmiş. Dinleri inkar etmiş. O işte dinimize yaklaşmış diyor Niye? Senin anladığın gibi o dini, İslamiyet'i, İslamiyet'i anlamamış ki İslamiyet'in hücum etsin. Onun önüne konulan, küçüklükten beri konulan Hristiyanlığı reddetmiş. Onun için ona Hristiyan dünyası dinsiz demiş. Bize bize yakın yani, dindar yani bize. Biz de reddediyoruz ya öyle dini. Onlara göre biz de dinsiziz. Şimdi aynı bu misal gibi insan esbabı kendisini verebiliyor. Sormak lazım insandan sen ne anlıyorsun? Et ve kemik mi yani? Et, et ve kemikse esbab doğru. Sebeplerin varlığı ama yaptı değil de Malzemeler belli. Ama insan insanın yapısı sistemine baktığın zaman bir yapısı alemi misalden, bir yapısı alemi ervahtan, bir yapısı arş-ı azamdan, bir yapısı kürsten, bir yapısı kabu kavsenden, bir yapısı celal tecellisi cehennemden, bir yapısı cemal tecellisi cennetten. <laughs> Yani 18 bin aleme havi hepsini cem ettiği gibi onun dışında başka tarafları da var. Kainatta Allah'ın dışında yarattığı alemde olmayıp ki kainata sığmadım diyor Cenab-ı Hak. Mümin kulumun kalbine sığdım deyince kainatta olmayıp insanda var olan bir sistem de var. İnsanın kendisini tanımıyor ki. Sen kainatın muntazam bir hulasası diyor. Şimdi bak biz nasıl olur lan kafirsinden sen sebeplere versin de demiyor bak Şükrü. Diyor ki esbaba mı verdin diyor kendini. E insan sen mevcutsun. Şimdi diyor ki esbabı nasıl şey yapıyor ortadan kaldırıyor. Diyor ki sen insanı bir tanıttırıyor. Sen muntazam kainatın hulasasısın. Sen kainatın meyvesisin. Sen kainatın küçük bir filistesisin. Sen kainatın küçük bir listesi olduğundan seni yapmak için kainatı ve anasını ince elek ile eleyip hassas ölçülerle aktarı alemden senin vücudundaki maddeleri toplamak lazım gelir. Niye? Çünkü esbab maddiye yalnız terkip eder, toplar. Kendilerinde bulunmayanı hiçten yoktan yapamadıkları bütün ehli akıl yanında musadaktır. Ama e, senin senin durumun öyle mi ya? İnsan o kasırların yani espatlama mı? Anne baba işte yediği ekmekler belli ama bak insanın donanımına bak. İnsan o sarayların yani yapılmış inektir, ağaçtır, yıldızlardır ve bizde en en güzel saraylar o kasırların en güzel insan. O sarayların en acibidirdi insan. Ve bu insan denilen sarayın insana saray diyor. Cevheri insanı meydana getiren ceset gibi gözüküyor ama arka tarafı bir kısmı alemi ervahtan. Bir kısmı alemi misalden. Bir kısmı lefi mahfuzdan diğer bir kısmı da hava aleminden, nur aleminden, anasır aleminden geldiği gibi. E tamam bunu pek o kadar şahit değiliz yani ama şimdi sistemi işlettirecek. Diyor ki sana haceti ihtiyacına bak bakalım. Araba ihtiyaç, telefon ihtiyaç, su ihtiyaç. Tamam etrafındakileri gördüğü için ihtiyaç hissetti. Telefonu görmeseydi ihtiyaç hissetmezdi. Doğru. Telefonu görmeseydi Öyle mi? İhtiyaç hissetmezdi. Ben mesela 1975'te elektrik gördüm. Ondan önce elektrik yoktu. <laughs> Dedi ki genç <laughs> ilkokul kaça gidiyordu? Hocam buzdolabı da mı yoktu diyor. Anlayamıyor ki elektrik yoktu ne demektir. Elektrik yoktu diyorum. Hocam buzdolabı da mı yoktu? <laughs> Anlayamıyor ki. Dedim televizyon da yoktu. Elektrik yoktu ama televizyon da yoktu. Şimdi İnsan gördüğü, duyduğu bir şeye hasret kalır, talep eder, ihtiyaç hisseder, hayal eder. Öyle mi? Evet. Şimdi biz, başka ne varmış? İnsanın hacatı ihtiyaçlarına bak bakalım, ebedi istiyor. Demek var değil mi? Delili ne? Sensin. Hani derler ya, gidip de gelen mi var? Evet, sensin. Oradan gelmemiş olsaydın onu, o alemin alameti olur muydu sende? Niye bekavar sende? Evet istiyorsun. Niye istiyorsun? Hani telefonu görmesen telefon isteyemezdin. Bekayı niye istiyorsun? Gördün mü sen? Gidip de mi geldin ki istiyorsun? Demek ki görmüşsün ya. Evet istiyorsun. Sonsuzluk istiyorsun. Sen hep doğdun, büyüdün, ölüm dünyasında. Niye ölümsüzlük istiyorsun? Olmayacak bir şeyi talep ederek kendini zulmediyorsun. diyorsun. Niye ölmek istemiyorsun? Var. Ha demek böyle bir yer var. Görmüşsün. Ama tanımlayamıyorsun. Bir anda her yerde olma isteğin yok mu? Var. Niye istiyorsun? Böyle bir yer mi gördün? Telefonu gördün istedin. Bir anda her yerde olma alemine gittin. Oldu da mı şimdi istiyorsun? Ya ah ah. Ah olan ah ne güzeldik be. Bir anda her yerdeydik. Ya ne yapacağız şimdi? Bak insanın hacatı ebedi uzanmış. Emelleri semavat varzın aktarına arkasına intişar etmiş. Bak bakalım. Hakikaten bir bak bakalım. İste, ciddi istediğim isteğimizi listele bakalım. Dünyada var mı? Her neyi seviyorsak beka veriyoruz. Beka veremezsen sevmezsin. Yani acayip bir şey. Mesela insan niye böyle yakılıp yıkılıyor? Sevdiği bir şeye beka boyası vurur diyor Mesnevi Nuriye'de. Baki gibi sever. O yoksa sevemez. Fani ise sevemez. E fani biraz sonra elimden çıkacak. Ne şey yapayım ya? İnsan böyle yani. Sevdiği bir şeyi boya, boyuyor. Beka boyası ile boyuyor. Ona bu his de bağlanıyor. Sonra elinden alınca fevran ediyor. Diyor ki bak hacatı Allah aşkına dünyada yaşıyorsun. Fani desin, beka istiyorsun, ebed istiyorsun. Emelleri semavat ve arzın aktarına, arkalara intişar etmiş. Rabıtaları bir bağa bak mesela. Öyle bir bağlar var ki hissi bağlar. Mesela diyelim ki zulme uğradın. Bak bir bağ yapayım şimdi size. Zülme uğradın. Göreceksin haşirde. Adalette göreceksin. Bak bağa bak. Nasıl teneffüs ettin? Yoksa dünya patlayacaktı. Volkanlar nefes aldı. Zülme uğradın. Bir şey yapamıyorsun. Kesecek misin adamı? Ne yapalım? Ne diyorsun? Bak bağa bak. Rabıtası, alakaları ötelerle burada teselli buluyorsun. Tatmin ol. Ahireti göreceksin. Diyorsun bak rabıtaları yani bedenin dışında bütün hissiyatları, fikriyatları, duyguları, latifeleri, bağları dünya ve ahiret etvarına dağılmış. Al, arkalara ataput gibi uzatmış elini. İnsan buralı değil. Mesela şu anda beni dinliyorsunuz. Bedeninizde haberiniz yok. Neyle görüyorsunuz beni? Gözünüzde. Gözünüzü göremiyorsunuz. Gözle bana baktığınız halde gözü gören var mı? Ha işte böyle. Bedeninizle bana mutevecisiniz. Bedeninizi görmüyorsunuz. Şu anda bedeni gören yok. Peki ne var şöyle? Bir alemde şöyle bir durgunluk var. Dur bakalım. Bir kıpırdama var ya. İşte o alem ahiret aleminin bu dünyadaki karakolu. Buralı değil o. Şu anda içinizdeki kıpır kıpır oynayan hareketli olan o sistem buralı değil. Burada tutulmuş. Kapaklar kapatmış buradan. Aman çıkma dışarıya. Gözü de burunda. Buradan giriyor onlar çıkmıyor. Çekvaf gibi. Hani binaya beşinci katta su çıkıyor ama geri dönmüyor. Tek yönlü ya. Burada içeride de içeridekiler dışarı çıkmıyor ama dışarıdakiler içeri giriyor. Gözden, şekil, kulaktan giriyor. İçeridekiler çıkmıyor. Bakın ahiret nerede? Bak bir daha yapayım. Şu anda bana bakıyorsunuz. İçinize bir döner misiniz böyle? İçinize böyle. Ne var orada? Hissiyattan başka. Duygu, hassasiyet. Eğer varsa böyle ciddi bir sıkıntın başka bir taraftan. Hafif bir sıcaklık. Ama da o yavaş yavaş gidiyor. Merak etme dersin ortasına o da gidecek sıkıntın. Şu anda bir tuhaflık. Sonra bir rahatlama böyle. İçeride ya içeride. İçerisi. O içerisi ahiret işte. Ahiret ahiret. Ahiretin karakoludur. Biraz önce okudum ya. O alemler, alemi misalden, lefi mahfuzdan. Ee, bu dünya nedir? Bu dünya alemi gayb, cennet, cehennem, arş, kürsün üzerine örtmüş tenteneli perdedir. Bu dünya alemi gaybın üzerine örtü. Şöyle diyeyim. Şimdi yoğurtu mayalıyoruz. örtüyük, örtüyoruz sıcak olsun diye. Şimdi yoğurtu mayaladığın tencere orada, örtü burada olur mu? Örtü neyse, neredeyse tencere de orada olacak. Alemi şehadet neymiş diyor usta? Alemi gaybın üzerindeki tenteneli perde örtüdür. O zaman örtüdedir zaten. Yoğurt örtüdedir, altındadır. Alemi gayb, alemi şehadettedir. Ama boyut farklılığı var. Kocaman ağaç nerededir? Çekirdeğindedir. Ama dalı bu da dışarıdaki gibi değildir. Kanuneti var. Hepsi buradadır. Acayip. Yani öyle öteleri zannetme ahiret. Ahireti zaten yaşıyorsun ya. Ahiret bu. İç alemin ahiret. Dünya ile alakası yok ki. Aa, ahiret gaybı nasıl örtmüş? Bedenin ruhu nasıl örtmüşse. Bedenin duygularımızı, isterimizi. Cehennem var içeride cennet var. Adam cehennemi inkar ediyor ama cehennemden kurtulmak için intihar ediyor. İntihar çözüm ise sıkıntısını cinsini düşünün cehennem değil mi? Bir sıkıntıyı hayal et ki çözüm intihar. Kendisi nedir? Yani çözüm intihar gibi görüyorsa, çözüm intiharsa kendisi nedir? Düşünebilir misiniz? Çözüm ya bu çözüm. Ya. Allah Allah. Dün bir tanesi bir şey anlatıyor Şükrü. Bir hap satılıyormuş. Esrar öneğin eksi, eksi gibi böyle var ya uçturucu. Bir hap içtiğin zaman yarım saat içinde ölüyormuşsun. 2000 liraymış o hap. He, hani bak olana bak. Dün anlattılar da. 2000 liraymış. İntihar için, için satılıyor. Sen de dinledin de. Evet. X. İntihar için satılıyormuş. Adam sahtekar ya. Orada da sahtekarlık yapmış. O hapın sahtesini vermiş. Eroin gibi bir şey vermiş. Uyuşturucu 2000 lirasını almış. Tamam. O da intihar diye içmiş. Diyor ki tamam diyor koltuğa yaslandım. Ama o her şey bitti düşüncesine değil mi? Hani nasıl bir cehennem vardı ki çözümü intihardı değil mi? Çözüm orada görüyordu. Oysa çözüm değil ya. Fakat o hapı içtim. Her an şimdi ayrılacağım düşün moduna girdi. Sıkıntı yok ki. Sıkıntı ne? Kurbanı gitsin o sıkıntı. Ulan annem, babam, çocukluğum, her şey hepsi bir anda. Kıvranıyorum olmasın ama öleceğim diyor. Anne, ölmek istemiyorum şimdi diyor. Şimdi eyvah her şeyden ayrılacağım. Her şeyden. Bu ne demek ya böyle? Her şeyden. E, toplumda büyümüşsün. Şairdir. Bir de mürtet gibi gidiyorsun. Öyle. Bazı kabirlere göre cenazesi de şey yapım, yapılmıyor. Yıkanmıyor vesaire atılıp atılıyor bazı şeylere alimlere göre Allah'ın şeyini dokunduğu Şimdi o düşünebiliyor musun? O ölümünü bekliyor. yarım saat içinde. Uuu, ne sıkıntısı. Bütün hepsi toplandı. Çıkacağım ama çıkamıyor. Öyle bayıldı. Yarım saat sonra uyanınca baktım ki ölmedim. Artık diyor asla öyle mi demişti? Bir daha diyor X ne diyor? Bir daha böyle şeyleri düşünmeyeceğim. Bir daha asla teşebbüs etmeyeceğim. Ne intiharı diyor. Bundan sonra sabredeceğim diyor. Bütün demiş. De Öyle demiş. Sen de oradaydın değil mi? Bütün dünya üzerime gelse ne misal veriyorsam yaşananlardır. İşte niye anlattım? Siz de her biriniz Risale-i tanıdığınız için karınca kararınca, kaderince, inşaatta isen inşaatta, telefoncuysan telefoncu, işçiysen işçi, güya bunlara elini uzatıyorsun. Bunlara itfaiyecilik yapıyoruz. Allah'ın şu nimetine bak. Allah'ın şu üzerimizdeki nimete bak. Biz de bunlardan sıyrıldığımız gibi onları çıkartmaya çalışıyoruz. İki kelam ediyoruz. Neyim sana dese çatıda adam aşağıda böyle çatıyı bırakıp ona iki kelam etmez misin? Kardeşim ne yapıyorsun ya? Ha bak itfaiyecilik yapıyoruz. Allah bak ne vazife verdi omuzumuza koydu. Allah koydu biliyor musun omuzumuza? Bilin Allah elimizden almasın. Bakın öyle düşünmek şöyle du dursun. Düşünenlere yardım ediyor. Koşturuyoruz ya. Yurtdışına Yurt dışına gidiyoruz. De, şeyler arası gidiyoruz. Herkes kendi bulunduğu yerde elini uzatıyor ya ihtiyaç sahiplerine. Bak insan nasıl bir alem? Diyor ki insan bir kısmın yapısı alem ervahtan, alem-i melekuttan, dar bekadan, mesela cennet ötelerde gibi değil mi? Ama diyor ki dar bekadan olan cennet dahi hadsiz uzaklığıyla beraber yine o daireyi i tasarrufatı perde-i altında her tarafta nurani bir suret uzanmış yayılmış. Her tarafa cennet cehennem var. Aa cehennem. Buhran, bunalım, panik, panik atak herkes derecesine göre Veil cehennemi ise intihar. Burada şu anda tezahür etmiş. Cennet ise surur, saadet, neşe, huzur. Elhamdülillah. Her şeyde bir cilve-i rahmeti görmek, Allah'ın bir nimetini görmek. Üzerindeki bir tane nimetten de bahsedeyim. Geldiğinize işe yarasın. Hani ne kitabı okursanız okuyun, hangi psikoloğa giderseniz gidin, psikratiste gidin, aile danışmanına gidin. Hepsi şöyle diyecektir sana. İstisna yok bunun. İstisna, iddialıyım. Bunu okursan, bunu yaparsan, bunu yapmasan, A sana beş tane formül. Hangi videoya girersin gir. Şunu yaparsanız mutlu olursunuz öyle mi? Bunu yaparsanız sıkıntıdan çıkarsınız. Mutlaka bir şey söylerler. Öyle mi abiler? Ha, Ben bunun bir tersini söylüyorum. Mutlu olmak için mutlu olmak istiyorsanız mutlu olmaya çalışma. Mutlu olmaya çalışmak mutsuz olduğunun şuur altı kabul ediyorsun demektir. Mutsuzum demektir. E mutlu muyum? Mutlusun. E niye değilim? Farkında değiliz. Farkında değiliz. Şu ayağının farkında mısın? Farkında değiliz. Nefes alıyorsun. Akciğerin farkında mısın? Kolun çalışıyor. Bak felçli değiliz. Allah'a imanım var bak. Şu nimete bak farkında değiliz. Mutlu olmak için şu formülü yap bunu yap demek ben mutsuzum demektir. Her şey zıddıyla kaimdir. Onu sana söylerken şu formülü yap. Şunlar şunları yap. Beş tane maddeyle ile mutlu ol. Şunları yapma bunları yap. Hayır. Mutlu olmak için mutlu olmaya çalışma. Çünkü mutlu olmaya çalışmak, ben mutsuzum şuur altına inanmaktır, inmektir. Peki ne yapacağız? Farkındalığımızı artıracağız. Fark edecek, üzerimizdeki nimeti fark edeceğiz. Araban mı yok? Ayağının farkında ol. Peki tam farkındalığımı nasıl arttıracağım? İbadetlerle, çok okumayla değil. Aa, hep ters söylüyorsun ya bu akşam. İbadetlerle, çok okumalarla değil. Terklerle. İstersen bir gece 10 cüz Kur'an oku. Ondan sonra 10 on dakika YouTube'lara girersen duman eder gidersin. La ilahe olacak sonra illallah olacak. La ilahe illallah. İman öyle oluyor ya Muhammed İlk önce terk. Sonra eylem. İlk önce terk. İşaret-i Caz'da diyor ki iman küfrü terk etmeyle olur. İlk önce terk girmeyeceksin, tahrip olmayacaksın, okudun sana tesir etsin. Bakın şaka demiyorum. 10 cüz Kur'an oku. Akabinde 10 dakika gir şeylere, videolara. Sebabından bahsetmiyorum. Sebabı ki tabii ki rahmet ilahi tutmuş. Ama muacel peşin o 10 dakika girdin mi o halet duman oluyor. Bulut bak şu anda derse geldin içinde bak ne kadar hoş bir iç halen. Bak ahireti göstermeye çalışıyorum. Bu dünyadır, için tamamen ahirettir. Ahiretin buradaki kara burada söylüyor zaten. Cennet, cehennem diyor, dal budak salmış, her taraf sarmış. Odunda göstereyim mi cehennemi? Ateş, odun kendisi dünya, odundaki nur, latif, böyle incelik, cennet. Burada göstereyim size, buhran, bunalım, cehennemin alametleri var, cehennem. Mesnevi'den söylüyorum 222. Mesnevi Nuriyet. Peki Aha cennet huzurlu iman iman muaccel bir cenneti yaşattırır. 15. şu anda geçmiyorum. Hep topluyorum, izah etmiyorum. İman muaccel bir cennet havası teneffüs ettiriyor. İman küfür ise muaccel peşin bir cehennemi yaşattırıyor. Hemen altına bir soru var. Peki biz niçin adam cehennemi yaşadığı halde intihar etmiyor? Diyor ki sefaat ve gaflet uyuşturuyor. İptal ettiğinden kafir küfründen Müslüman imandan zevk o elem bu zevk alamaz hale gelmiş. Biz imanımızdan onun için lezzet alamıyoruz. Çok okumadığımızdan değil, çok ibadet yapmadığımızdan değil. Terkimiz olmadığı için. İlk önce terk olacak Erkan. Terk. Girmeyeceğiz abiler. O alemlere girersek Tesi bak şurada durduğu gibi durmaz. Su girdi içeriye mi? Su değil. Artık her şey. Saçtır, tırnaktır, her şeydir. Dar ahiret her taraf sarmış. Odun dünyadır. Ateş cehennemdir odunda. Duman. Nur, nurani, latiflik cennettir. Abidinde de öyle. Bak huzur yok mu? Bazen bir cehennem sarmıyor mu ya? He, şükür. Cehennem in böyle bu buhran geçirmiyor muyuz? Ulan dünya oluyor bir tuhaf. Dünya her taraf sanki başımıza yıkılmış ya. Aha sana. Macel. Her tarafı seyilmiş diyor. Ahiret ahirette zannediyoruz. Ne dedi? Ahiret ahirette zannediyoruz. Her tarafa, her tarafa nurani bir surette dal budak salmış diyor. 281 lemalardan okuyorum. E diyor ki o alemleri Sani Zülcelal'in hikmeti, kudretiyle Nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu gibi halde her biri umum o vücuda, o cisme hükmediyor. Mesela bir düşünce geliyor, vehim. Bir düşünce artı Allah. Bütün aşağıdaki Mercedes cebindeki paralar, kariyerler, eşin, aşın, işin, yatın, katın, her şeyin. Bir düşünce Allah içine girdin oldu cennet veya cennem. Her şey bitiyor. Artık sanki o. Eğer çıkabiliyorsan inayetle ki mestebi 123 diyor ki büyük bir inayet lazım ki seni o alemden çekip çıkarsın. Allah'ın büyük kıymeti lazım diyor. Allah'ın rahmeti nerededir? Allah'ın yasaklarındadır. Allah'ın ikramı nerededir? Allah'ın farzlarındadır. Allah'ın inayeti haramlarındadır inayeti. İnayet nasıl yetişir? Terklerdir yani. Haramların terk. Terk de olacak. Bu adam kafayı bozdu. Hep terk terk diyor. Vefat edince de hep o adamı terk adam diyeceğiz dedi bir tanesi. Aynen öyle. Terk. Bu alemde bakayım ne, ne demiş? 112. Her insan e, heh, ortadan alıyorum size gösteriyorum ki bak buraları okumuyorum uzun olsun diye. Niye herkes görmüyor? Çünkü her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş. O alemin rengini o insanın itikadı kalbisine göre gösteriyor. Mesela meyus, ümitsiz, matemli olarak ağlayan bir insan mevcudatı ağlar ve meyus suretinde görür. Gayet sururlu ve neşeli, müjdeli ve kemali neşesinden gülen bir adam kainatı neşeli güler gördüğü gibi mutefekkirane ve ciddi bir surette ibadet ve tesbih eden adam mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür. Gaflet veya inkarla ibadeti terk eden adam mevcudatı hakikati kemalatına tamamiyle zıt ve muhalif fata bir surette tevehüm eder. Yani kim bazı insanlar niye cenneti yaşıyor bu dünyada? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Avamın diyor beklediği diyor cenneti havas dünyada yaşar diyor. Bak oyun geliyor ha bu laf bize. Sırada bir laf geliyor. Ben demedim ha bunu. Bak havasın şey avamın diyor cenneti beklediği var ya cennet. O huzur haz, haz hazlar cennet ha aletler. Havas diyor. Havas Elit yani. Manevi elit. Dünyada yaşar diyor. Nedir o diyor merak ettim. Nasıl yaşar nedir bu? Ha o Zat-ı Zülcelal hazır olduğu için bizde huzur oluyor. Şu anda o işte. Cennetin kırpıntısı işte. Şu anda kaletimiz var ya. Şu anda rahat değil miyiz? Hızır abi demişti ki bana emeği olan. Tanrı mı değil mi Şükrü sen Diyor ki bir baktım ki durumu epten iyi değil. Böyle acayip. Dedi ki Hızır abi dedim iç alemini bana bir tarif ta tavsif etsene iç alemini. Böyle bir miraç. Miraç ders yapıyoruz ikimiz. Muzakere mutalaya yapıyoruz yani yetiştiriyor. O zatın en büyük özelliği düşündüğünü şekillendiren, şekli düşündüre, düşünmeye çeviren bir insandı. Soru sorarsan hemen aynı bunun gibi diye misal verirdi. Böyle verebiliyordu. Bana dedi ki iç alemini bir tavsif etsene dedim. Ha, nasıl bir şey dedim ya iç alem? Dedi ki ancak sen şöyle anlarsın dedi. İçimde böyle bu huzur gölü var ki dedi. Üç tane fazla diyemem dedi. Üç tane buhran bunalım geçirmiş. intihar seviyesine gelmiş. Üç adamı atsan o göle hepsi huzurlu çıkar dedi. O gölde yıkanır dedi. Bu adam ne yaşıyor? Cenneti yaşıyor. Nasıl değil mi? Bize hayal geliyor. O göle atsan diyor yıkanır dedi. Göl kirlenmez diyor. O nasıl örnek? üç tane bunalım intihar seviyesini gelmiş adam atsan o göle diyor. Göl, benim gölüm pislenmezdi. Allah Allah. Yani iman böyle muayyen, muaccel cennet havası veriyor. Ona delil sensin. Allah'ın var olduğuna, ahiretin var olduğuna, doğru olduğuna en güzel delil bizdeki huzurdur. Eğer haşa bu din yanlış olsaydı huzur olmazdı ki. Ha, huzur var, keyif var, <laughs> keyif var, huzur var. Huzur niye var? Ha, Allah hazır olduğu için bizde huzur oluyor. Şu anda huzur şudur. Namaz kılarken, kitap okurken ve dersteyken. Hafif böyle aralandı ya böyle huzur var. Şunu diyor. Kula Cenab-ı Hak. Razıyım ha sende. Bak aktif olmuş cennet. Allah senden böyle açıyla böyle hafif araladı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namazda değil mi? veya derste. E şu anda biz hap mı içtik ki bu hal var? Adam senin şu halini kazanmak için hap bile, esrar bile olmuyor, hisse olmuyor. Yani o zaten akıldan çıkmak için içiyor. Hem akıl olacak, hem düşüncelerimi alacak, hem cenneti yaşayacaksın. Onların hayalinde böyle bir şey olamaz. Huzur olmanın tek yolu aklı iflas etmek, akıldan çıkmaktır. Akıldan istifa. Hem akıllı olacaksın, hem düşüneceksin hem huzurlu olacaksın. Bunlar için mümkün mü? Aklı iptal etmek için zaten içiyor. O için gaflete dalıyor. O için eğlenceye dalıyor. Hem düşüneceksin hem cennet havası olacak. İşte bu işte. Demek ki herkes için bu alemde öteki aleme açılan menfezler var. Öteki aleme açılan menfezler var. O alemler şu anda aktif. O alemler aktif olduğu için rahatız. Şu anda nerelisiniz? Nereliyiz? Oralıyız. Peki delilimiz nedir? Şu anda vefat etsen hiçbir şey anlamazsın. Şehitsin. Belki de geçen hafta geçen o derste derste vefat edip de şu anda aramızda olup o zannediyor ki ben hala dersteyim. Oysa aramızda birkaç kişi var. Birkaç hafta önce vefat etmiş. Hala yaşadığını zannediyor. Oysa şehit derste vefat etmiş. Ona da delilim şudur. Herkes ben değilim diyor. O ona atıyor. O ben değilim diyen de onlardan da haberi yok. Vefat etmiş. Haberi yok vefat ettiğinde. Sağ olduğunu nereden biliyorsun? Derste vefat eden şehittir. Öldüğünü bilmez. Aynı ne, nerede öldü? O şekilde kıyamete kadar derste oturuyor olacak. Geçen haftadan, iki haftadan beri burada oturuyor. Hala zannediyor ki ben oturuyorum. Oysa öteye geçmiştir. <laughs> Mutfak mut, mutfakta bu aynı sistemin içinde. Yani öldüğünü, ölmediğini nereden biliyorsun? Öl mutu kablen, temutu diyor ki ölmeden önce ölünüz diyor. Ee, bak ölmek varmış ya. Sen ölmediğini nereden biliyorsun? Dışarısı da aynı. O zannediyorsun. Hep zan. Dışarıdan geldim ben şey yaptım dışarıdan gelmek ölmediğini göstermiyor ki U ustadımızın bir Ubet bir talebesi varmış savaşta yukarıda toprağın üstünde savaşmışlar şehit olmuş Ustad onu çakı yapmış toprağın altında yer kazıyor toprağın altına girmiş üstte şehit olmuş toprağın altına şehit olmamış bak sen dışarıdan geldin buraya geldin toprağın üstünde şehit olmuş bir ustat da ben diyor da bir geçtim bir baktım toprağın altına kazıyor oo am amca demiş sen ben senin diyor şehit olduğunu biliyordum dedi ya seni çok aradım bulamadım diyor. Oysa şehit olan diyor ustadın öldüğünü zannediyor. Oysa kendisi ölmüş diyor. Benle sohbet ediyor diyor. Ustada da bak ya. <laughs> Ustada kimleler neler sohbet ediyor ya. Şehitim şehit diyor ama şehit olduğunu bilmiyor diyor. Beni ölmüş biliyor diyor. Gel hadi buyurun cenaze namazına. Şehit <laughs> diriye diyor ki ben seni çok aradım. Öldü diye zannediyordum. İyi yaşadığına çok sevindim diyor. Oysa bunu diyen ölmüş. Öldüğünü bilmiyor. Ne tuhaf bir alem bu alem ya. İnşallah Allah hepimize hepimize öldüğümüzü hissettirmeyen kullarından eylesin. Amin. Nasip eylesin ya Rabbi. Allah'ım senin için zorluk kolaylık yok. Allah'lığın hatırına bizi şehit et ya. ey ya Rabbi ya. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın senin yanında değeri kıymeti hatırına Muhammed aleyhissalatü vesselamın imanının hürmetine Bizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi Allah'ım şehit et ya. Amin. Amin. İnsan ne acayip bir alem ya, o alem. Arkadaşlar bir daha özünü alayım. Bedeninizin dışındaki, iç aleminizdeki göl, yani halet, hissiyat, duygu, fikir, hiçbirisi buralı değil. O cennet aleminin bu aleme nüfus etmiş kanallarıdır, dallarıdır, kollarıdır diyor. 28. lemada. O alemde buraya aktif oluyor. Bak adama bak. Ölmüş öldüğünü bilmiyor. Sağ ölü biliyor. Bir tuhaf burası ya. İnanın. Ölmeden önce ölünüz diyor. Burası için diyor ki alemi gaybın yani 18 bin alemin üzerine ten perde. Tül var ya uzaktan bakarsın perde. Git yanaş 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 yanaş. Aaa açı. Alemi şadet öyle. Alemi gayb ötelerde yani dünya burada, ahiret orada. Hayır. Odun nerede? Duman orada. Odun nerede? Ateş orada. Odun nerede? Nur orada. Odun neredeyse dumanda, ateşte, nur da aynı yerde. Dünya neredeyse ahirette de orada. Cehennem aleti neredeyse cennet aletimiz de orada. Ama bunlar şubesi. Bizzatı kendisinden haber veren kolları, damarları. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas